Sevgili izleyiciler, şimdi sizlere sunacağımız olay gerçek hayattan alınmış bir kesittir. Hikayemiz gerçeklere aynen uygundur. Masum kişileri ve onların kişilik haklarını korumak amacıyla bazı isimler ve mekanlar değiştirilmiştir. Bu yapımda amacımız toplumumuzu oluşturan değişik katmanlardan gerçek kesitler sunmaktır. İzleyeceğiniz olayların tümü bu ülkede, bizim ülkemizde, bizim insanlarımızın başından geçmiştir. Gerçek kesitlerini sunduğumuz olayların her an etrafımızda oluşması, hatta bizzat bizlerin başına gelmesi her an söz konusudur. Bu olayların gerçek kahramanları halen aramızda bulunmaktadır. Daha mutlu bir yaşam için bu olanlardan doğru sonuçlar çıkartıp toplumsal ilişkilerimizi ve kişisel davranışlarımızı düzenlemek hepimizin görevidir. Şimdi ekranlarınıza yaşanmış bir olayın gerçek kesitini getiriyoruz. Oğlum, kahve ister misin? Yok anne, istemem. Deniz nerede? Odasında uzanıyor. Gene keyfim yokmuş yoksa. Ay ne bileyim ben oğlum. Bir derdi varsa da anlatmıyor ki. Ağzından laf alamıyorsun. Boşandıktan sonra iyice içine kapandı. Bilmiyor musun anne? Çocukluğunda da böyleydi. Hiçbir şeyini bize söylemezdi. Ayrılacağını bile davanın açıldığı günü öğrendik. Ay neydi o günler? Allah'a çok şükür geçti bitti. Anne, daha kötü günler yeni başladı. Toplumda dul bir kadına nasıl baktıklarını biliyorsun. Her hareketine dikkat etmesi lazım. Benim kızım ne yapıyor ki? Ya ben sana bir şey yapıyor demiyorum. Ama toplumda dul bir kadına nasıl bakıldığını sen biliyorsun. En küçücük hareketinde dedikodu çıkartmaya yer arıyorlar. Hemen laf yapıyorlar. Herkes kendine baksın. El alem ne haklar yiyor. Doğru söylüyorsun. Ama el alem kimse kendinin farkında olmaz biliyorsun. Efendim Umut? Abi ne haber? Nasılsın? İyilik bu oğlum. Evde miskin miskin oturuyorum işte. Sahile indim. Hava çok güzel. Atla gel istersen de bir çay içeriz. Aslında iyi olur ama... Tamam gel o zaman abi. Sahildeki çay bahçesinde. Tamam o zaman. Yarım saat sonra görüşürüz. Umut arıyor. Dışarıdaymış. Beni de çağırıyor. Tamam. Git oğlum. Hı. Hatta Deniz'i de götür he. O da bir hava alır. Gelir mi ki? E bir sor. Ne yapıyorsun kız miskin? Bana miskin diyene bak. Bütün hafta sonu sokağa çıkmadım. E şimdi çıkıyorum işte. Umut aradı, onunla buluşacağız. Hadi sen de gel. Umut? Asker arkadaşım, hep bahsederim ya. Ha evet. Birlikte çay içeceğiz hadi. Ben gelmeyeyim ya. Neden kızım, senin içinde bir değişiklik olur. Bak eğer Umut'tan çekiniyorsan iyi çocuktur, muhabbeti de çekilir. Hadi. Ya şimdi kalkıp hazırlanmak zor geliyor bana. Hadi canım, geçir üstüne bir şeyler. 10 dakika vaktim var. 10 dakika mı? Tamam, 15 olsun. 15 dakikada nasıl hazırlanacağım ben? İşte orada, koçum benim ya. Umut ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. Kız kardeşim Deniz. Umut. Merhaba. Merhaba. Evde canı sıkılıyordu, onu da getirdim. İşte canım sıkılmıyordu. Değişiklik olur diye sen ısrar ettin. Fena mı oldu kızım? Deniz, manzara, arkadaşım, sen, ben, muhabbet. Ne içersiniz? Ben çay alayım. Ben de çay alayım. İki çay verir misin? Deniz mi içeri? Evet. Arkadaşım, bana gelecekmiş de dışarıdayım dedim. Buraya gelseydi, hep beraber konuşurduk. Hiç çekemem abi şimdi onu, bir sonra onunla görüşürüz. Ne yaptın hafta sonu? Vallahi çok yorulmuşum. Evde oturup bir güzel dinlendim. Sen ne yaptın? Önce Kadıköy'e gezdim, sonra Eminönü'ne geçtim. Kapalı çarşıya falan uğradım. Oğlum ne anlıyorsun böyle tek başına dolaşmaktan? Ben olsam canım sıkılır ya. Oğlum çağırıyoruz seni, geliyor musun ki? Sürekli bahane uyduruyorsun. Kız arkadaşınız yok mu? Onunla dolaşsaydınız. Ha yok. Bizimkinin öyle kızlarla başı pek hoş değildir. Senden utandı garanti. Konuyu değiştirsek. Lütfen rahat olabilirsiniz. Yani tabii oğlum, o da senin bir kız kardeşin sayılır. Hem var ya, ondan kızlar hakkında öğütler bile alabilirsin. Tabii ki, seve seve veririm. Bir aday var mı? Yok, öyle bir şey düşünmüyorum. Yani düşünürüm aslında ama. Tamam oğlum, tamam. Sen üzme kendini, biz seni anladık. Hadi oğlum, şaka yaptık ya. Oo.
Bak Sevim Hanımcığım, seni çok severim bilirsin. Ben de seni severim Ayşe'cığım. Deniz de kendi kızım gibidir. Ona laf gelsin istemem. Ne demek istiyorsun? Açık konuş. Başkasından duyacağını benden duymanı istiyorum. Deniz'i geçen gün sahilde bir erkekle dolaşırken görmüşler. Ne var bunda? İnsan arkadaşıyla gezemez mi? Pek arkadaş gibi değillermiş. Görenler el ele dolaştıklarını söylüyor. O görenlere git, benden selam söyle. Benim kızımın dolaştığı erkekten haberim var. Kızım benden gizli hiçbir şey yapmaz. Bundan kuşkum yok zaten Sevim'cim. Ben sadece etrafta böyle laflar dolaştığını bilmeni istedim. İyi, sayende öğrendim işte. Ayşe Hanım, benim kızımın namusu kimseyi ilgilendirmez. O söyleyenler gelsin de ne söyleyeceklerse bana söylesinler. Anladınız mı? Tabii canım, herkesin özel hayatı. Kimsenin karışmaya hakkı yok. Baksana, bu hafta sonu memlekete gideceğim diyordun. Ne oldu? Bilmiyorum, giderim belki. Nerelisiniz? Çorum. Bana bak, gidersen bize mutlaka leblebi getir. Beyaz leblebiye bayılırım. Gidersen muhakkak getiririm. Gitmezsem ben de nasıl parça ederim? Yok canım, o kadar zahmete girmenize gerek yok. Güzel mi canım, ne zahmet? Baksana, bu akşam işin yok mu? Yoksa gel bize yemek yiyelim. Aslında çok iyi olurdu. Sevim teyzenin yemeklerini de bayağı özledim. Ama Hasan'la sözleştik, sinemaya gideceğiz. Ay, ne zamandır sinemaya gitmedim. Belki 6 ay olmuştur. Siz de gelin. Davet edesiniz diye söylemedim canım. Yok canım, ben zaten söyleyecektim. Bak Umut, biliyorsun Hasan'dan pek hoşlanmıyorum. Ama ne yaparız biliyor musun? Bir gün hep beraber sözleşiriz. Önce gider biz de yemek yeriz. Sonra da hep birlikte sinemaya gideriz. Ne dersin? Kafamdan aşağı kaynar sular döküldü. Lafı nasıl toparlayacağımı bilemedim. El alemin derdi yok, benle mi uğraşıyorlar? Kızım, sana söylüyorum ama bir türlü anlamıyorsun ki. Dul olunca herkesin gözüne batarsın. İki laf edip çenelerini kapatamadın mı? Kapattık, merak etme. Kızım benden hiçbir şey saklamaz dedim. Ama nerede? Her şeyi en son duyan ben oluyorum. Anne, inan söyleyecektim sana. Ne zaman? Evlenmeye karar verdiğinde mi? Henüz öyle bir şey düşünmüyorum. Ne yani? O herifle gezip tozmak için mi birliktesin? Anne, bir evlilikten daha yeni çıktım. Tekrar hata yapmak istemiyorum. Of, abin duyarsa neler olacağını biliyor musun? Vallahi gebertir seni. Sen bir şey söylemezsen haberi olmaz. Beni bu işe bulaştırma. Anne, gönül eğlendirecek yaşı çoktan geçtim ben. Sadece biraz zamana ihtiyacım var diyorum ya. Yani aklına yatarsa evleneceksin, öyle mi? Tabii ki evleneceğim. Deneyeceğim, bakacağım. Baktım olmadı, kestirip atacağım zaten. Tamam, peki. Ama o herif dedi böyle sahilde el ele falan dolaşmak yok. Oturup doğru düz bir yerde konuşun. Tamam anneciğim, tamam bir tanem. Sen bir tanesin. Allah vere de abin duymasa. Vallahi ikimiz de çıra gibi yakar. Canım. Annem seni biliyor. Dün söylemek zorunda kaldım. Komşulardan biri bizi görmüş. Zorunda kaldım ne demek? Zaten anlatmayacak mıydın? Yoksa bu ilişkiyi gizli yürütmeyi mi düşünüyorsun? Bir şeyler netleşmeden bilsinler istemedim. Hala duygularından emin değilsin yani. Değilim. Ercan biliyorsun, bir evlilik atlattı. Tekrar aynı şeyleri yaşayıp acı çekmek istemiyorum. Haklısın ama yani beni boşandığın o adamla bir tutamazsın ki. Bunu benim görmem lazım.
sen istediğin kadar farklıyım de. Deniz, seni gerçekten seviyorum. İnan seni üzmek isteyeceğim en son şey. Buna inanmalısın. Ne olur bana biraz zaman ver. Sık boğaz etme olur mu? Peki, nasıl istersen. Ama lütfen bu ilişkiyi düşünürken evlenme teklifime de ne yanıt vereceğine karar ver, ne olur. Evlenmek mi? Evet, niyetim ciddi Deniz. Seninle evlenmek istiyorum. Sevim teyze ayıp olacak ya. Böyle çağrılmadan gidiyoruz. Ne ayıp oğlum? Ben haber verdim. Geleceğinden haberi var. Oğlum ne haber vermeyecektin? Kadın şimdi bir sürü hazırlık yapmıştır. Lan ne hazırlığı be? Bir de senin için hazırlık mı yapacağız? Ne bulursan onu yersin. Allah ya, Allah. Bana bak. Bari bir tatlı matlı alsaydık ya. Eli boş gitmek olmaz. Oğlum annem tatlının alasını yapmıştır. Yürüsene sen ya. Ya vallahi olmayacak böyle ya. Yürü be oğlum ya. Ay anne bir sürü şey hazırlamışsın. Kim yiyecek bunların hepsini? Aa yenir kızım yenir. Abini biliyorsun. Umudun da ondan kalır yanıyor. İkisi de iştahlı maşallah. Daha önce Umut Bey'e ziyafet çekildi yani. Sevdiği yemekler olduğunda çağırıyorum. Gurbette. Yazık çocuk. Evladım gibi severim onu. Bakalım da fazla benimsemişsin. Abimden ayırmıyorsun. Aa iyi çocuktur Umut. Üstelik çok görgülü, terbiyeli. Çok da yakışıklı. Anne sen bana bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun? Aman sana ne anlatacağım? Sen hep kafanın dikine gidersin. Sonra da seni üzen bir herif bulduğunda onun ardından koşarsın. Anne, Ercan beni üzmüyor. Üstelik gözlerimin içine bakıyor. Kocan da öyleydi. Sonra ne oldu he? Of. Ben bunu bildiğim için ben de tekrar aynı hatayı yapmak istemiyorum. Onun için bekliyorum ya. Ah, geldiler galiba. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Gel gel Umut. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber canım? İyi abi. Ah senden ne haber? Gelmiş kimler. Çok teşekkür ederim. Nezafet ettin. Rica ederim. Nezafet. Ya tat tutturdu tatlı alacağım diye. Zor ikna ettim. Bu sefer de girdi çiçek aldı. Ay çok güzellermiş doğrusu. Hadi buyurun buyurun sofraya. Anne vallahi kurt gibi açım. Tamam oğlum. Deniz sen servis yap. Hiç, ben de çiçekleri masaya koyayım. Tamam anne. Neler yaptınız kız? Ellerinize sağlık. Her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun oğlum. Şimdi güzel bir Türk kahvesi içeriz. Değil mi Deniz Hanım? Şöyle bol köpüklü, orta şekerli. He? Tamam hemen yapayım. Kahveleri sinemadan sonra içeriz. Sinema mı? Geçen sefer buluştuğumuzda öyle konuşmuştuk ya. Yemekten sonra hep birlikte sinemaya gideriz diye. Ben de gelmeden evvel biletleri aldım. Aa bu harika. Ben hemen gidip hazırlanayım. Keşke daha önceden söyleseydin. Ben gelemem. Neden? Yarın nöbetim var. Erken yatmam lazım. Aa, ben bunu tamamen unutmuştum. Olsun. Benim yerime annem gelir. Aa, ben sinemaya falan gidemem oğlum. Öyle karanlık, kapalı yerlerde içim sıkılıyor. Ne olacak şimdi? Siz gidersiniz. Hem de biletler yanmamış olur. Annem doğru söylüyor. Hem Umut seni sinemadan sonra eve de bırakır. Hadi oyalanmayın. Filme geç kalacaksınız. Tamam, o zaman ben üzerime bir şeyler alıp geliyorum. Film de güzelmiş. Mete tipleri kadar vardı. Beğendiğine sevindim. 1,5 saat sıkıntıdan patlasaydım çok üzülürdüm. Yok canım, sıkılsaydım söylerdim çıkardık. Yani kendimi o kadar sıkıntıya da sokamam. Bunun için mi boşandın? Şey, özür dilerim. Öyle söylemek istemedim. Ya belki de haklısın. Biraz sabredip sorunların düzelmesini bekleseydim boşanır mıydım? Bilmiyorum. Düzelir mi? Meşhur tabii. Bence en doğrusunu yapmışsın. Bunu zaman gösterecek. Ama sorarsan pişman mısın diye asla. Pişman değil. Peki bundan sonraki planın ne? Yani hayatında yeni bir sayfa açıyorsun. Muhakkak planların vardır. Hangimiz planlara göre yaşayabiliyor ki? Net bir planım yok. İşte hayat sürprizler diyor. Onlara göre davranacağım. Bilemiyorum yani. Yani hayat karşına ne çıkarırsa onu yaşayacağız. Belki de. Senin planların ne? Bilimlik planlar işte. Evlenip mutlu bir yuva kurmak. Çoluk çocuğa karışmak. Öyle şeyler. Bir aday var mı peki? Gerçi daha önce sana sordum bunu ama kaçamak yanıt vermiştim. Aslında düşündüğüm bir aday var. Ama böyle şeyler nasıl kısmet işi bilirsin. Doğru. İnşallah olur. Ve inşallah o kişi doğru kişidir. Artık kalkalım mı? Annem merak etmiştir.
tabii. Bakar mısınız? Hesap alabilir miyiz? Deniz, yalnız mısın? Umut nerede? O beni bırakıp taksiyle devam etti anne. Niye bu kadar geç kaldınız kızım? Bir yerlerde oturup bir şeyler içtik. Öyle mi? Ay anne. Ne de olsa kibar çocuk değil mi? Hakkını yememek lazım. Tamam anne, kibar çocuk. Çok da yakışıklı. Ama benim için sadece abimin arkadaşı. Bundan daha fazlasını bekleme, olur mu? Hadi sana iyi geceler. Ya sana kaç kere söyledim şu cep telefonu açık tut diye ya. Ya sana ulaşamayınca sinir oluyorum. Sinemadaydı Mercan. O da ayrı bir olay zaten. Ne işin var elin herifiyle sinemada? Söyledim sana, abimin nöbeti vardı. Biletler yanmasın diye birlikte gittik. Öyle bilmiyor mu senin abinin nöbeti olduğunu ha? Adam resmen seninle baş başa kalmak için plan yapmış ya. Böyle düşündüğüne inanamıyorum. Ben de sizin bu kadar saf olduğunuza inanamıyorum yani. Ya hem öyle bir şey olsa abim beni niye onunla göndersin? Ben onun en yakın arkadaşının kardeşiyim ya. Geç bunları geç. O bacağı ayaklarını biz çok gördük. Aa öyle mi? Kendinden biliyorsun herhalde. Ya, ne alakası var şimdi? Benim adamla ne alakam var? Boş yere kıskançlık yapıp tadımızı kaçırıyorsun. Tamam kes. Bir daha o herifle görüşmeyeceksin, anladın mı beni? Tamam. Yalnız sen de şimdi bu konuyu kapatacaksın, çok sıkıldım. Film çok güzelmiş ha. Deniz çok methetti. Herhalde oğlum. Ben kötü filmle götürür müyüm? Çıkışta da kahve içmişsiniz birlikte. Ha evet. Biraz sohbet edelim dedik. Bir kafeye oturduk. Keşke kahvelerinizi evde içseydiniz. Böylesi daha uygun olurdu. Ben yanlış bir şey yaptığımızı düşünmemiştim. Tabii ki yanlış bir şey yaptığınızı ben de söylemiyorum. Ama biliyorsun, Deniz daha yeni boşandı ve biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Haklısın. Bak, bunun seninle hiçbir alakası yok. Biliyorsun, herkesten daha fazla sana güvenirim. Üstelik Deniz senin kardeşin sayılır. Ama sizi böyle baş başa görenler bunu bilemezler değil mi? Bunu hiç böyle düşünmemiştim. Ama merak etme, bir daha olmaz. Bak bu söylediklerimi sakın yanlış anlama. Bana darılmıyorsun değil mi? Yok canım, niye darılacağım? Hem sen bir abisin. Kardeşinin geleceğini düşünmen en doğal hakkın. Çay söyle de içelim o zaman. Umut o günden sonra eve daha sık gelmeye başladı. Hemen hemen her hafta sonu beraberdik. Deniz de onunla çok iyi anlaşıyordu. Hep birlikte iyi vakit geçiriyorduk. Tabii bütün bunlar olurken benim ne kardeşimin sevgilisinden ne de Umut'un ona karşı duygularından haberim vardı. Sen de alsana oğlum, kendi malın gibi. Bayağı lezzetliymiş bunlar. Herhalde kızım, Çorum'dan özel olarak geldi bunlar. Afiyet olsun, beğendiyseniz bir daha getirin. Daha bunlar bitmedi oğlum. Hem dünyanın hepsini getirmiş. Olsun canım, yenir. Allah Allah, getirsin. Efendim? Anne, şu kızın telefonu alıp dışarıya çıkıp konuşmasına sinir oluyorum. Ay, sen de her şeye takıyorsun yani. Ya anne, niye kaş göz işareti yapıyorsun? Umut yabancımız mı canım? Anne, ben çıkıyorum, Sibel'le buluşacağım. Nerede buluşacakmışsınız hanımefendi? Çağır buraya, o gelsin. Abi abartıyorsun. Ne abartacağım canım? Ya madem arayan Sibel'di, niye burada konuşmuyorsun da içeriye gidip konuşuyorsun? Abi kızın özel problemleri var. Sizin yanınızda konuşacak halim yok herhalde. Tamam, uzatmayın artık. Ben çıkıyorum anne. Şuraya bak, sanki biz burada eşek başıyız. Kalkın oğlum ha. Yine o çocukla buluşmaya gidiyorsun evet, değil mi? Kızım başına iş açacaksın. Ya abin deseydi ki ben götüreyim diye. Tamam anne, oyalama beni de bir an önce gideyim. Çabuk gel, sen geç kalmam. Tamam, tamam. Yanlış yapıyorsun ama. Ya biliyorum ama ona laf gelmesini istemiyorum. Ama anlamıyor ki. Sen böyle davrandıkça bu kız sizden daha da uzaklaşıyor. Tamam anlıyorum, bir abi olarak haklısın belki. Ama o kızın da yaşı küçük değil ki. Koskocaman kız. Belki de en iyisi karışmama. Belki en doğru olan şey bu. O kadar da değil canım. Ama sen de bir nefes aldır. Hem ben Deniz'in yanlış bir şey yapacağını düşünmüyorum. Merhaba. Merhaba güzelim. Ne oldu? Canım bir şey mi sıkıldı? Abimle tartıştık. Evden çıkmam sorun oldu. Sanki ilk boşanan benim.
Niye onları anlatmıyorsun Deniz? Hala içinde duygularında bir eksiklik mi var? Öyle giderse anlatacağım zaten. Ben sana ne diyorum, sen ne diyorsun? Yani bu bir zorunlu olmamalı. Gerçekten istediğin için onlara benden bahsetmelisin. Seni istiyorum Ercan. Gerçekten istiyorum. O zaman niye işleri zorlaştırıyorsun ki? Bugün ailenle konuş. En kısa zamanda seni istemeye gelelim. Tamam. Çay demeyi içer misiniz? Yok kızım, ben istemem. Ben de istemem. Şey, size söyleyeceklerim var. Lütfen beni dinler misiniz? Ben 3 aydır birisiyle çıkıyorum. Ne? Abi, lütfen bağırmadan önce dinle beni. Bunu senden sakladım çünkü duygularımdan emin olmak istedim. Ne demek senden sakladım? Annem biliyordu yani. Aferin sana be. Ana kız biliyorsunuz, arkandan bir sürü işler çeviriyorsunuz he? Lütfen abi, konu bu değil. Konu ne peki küçük hanım? Ben Ercan'la evlenmeye karar verdim. Sen neler söylüyorsun kızım? Onu seviyorum anne. Bana bak, eski kocanı da seviyordun. Sonra ne oldu? Bıraktın geldin. Bu farklı mı olacak sanıyorsun? İşte bu yüzden sana hiçbir şey anlatmıyorum ya. Hiçbir sefer dinlemiyorsun beni. Benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun anne? İsteyerek mi boşandım? Ben istemez miydim evliliğim sürsün? Geçmişi deşme artık kızım. Ben değil, o deşiyor anne. Her seferinde başıma kakılmasından bıktım artık. Ne yani, boşandım diye öleyim mi? O ne biçim laf öyle kızım? Benim ikinci kez mutlu olmaya hakkım yok mu? Senin herkesten daha çok mutlu olmaya hakkın var. Bu yüzden ikinci kez üzülmeni istemiyorum ya senin. Sen sadece sana laf gelmesin istiyorsun. Kendini düşünüyorsun. Sen neler söylüyorsun kızım? Abi sadece seni korumaya çalışıyor. Anne, benim korumaya değil, abiye ihtiyacım var. Bazen kırıcı olduğumun farkındayım. Bazen mi? Sen hep böyleydin. Oysa ben hep seninle arkadaş olmaya çalıştım. Bilemiyorum, belki babamın erken ölümü, omuzlarıma aldığım sorumluluğun yükü, belki de huyum böyle. Evet, uyum böyle ve değişmeyeceksin, hiç uğraşma. Ama ben böyle olmak istemiyorum. Ben seninle arkadaş olmak istiyorum. Ne olur bana bunun yolunu göster. Abi, sadece kararlarıma saygı dur. İster yanlış, ister doğru yanımda ol ve bana güven. Tamam. Madem ki böyle istiyorsun, tamam. Hepimizin demli bir çaya ihtiyacı var. En iyisi ben gidip çay koyayım, he? Hadi artık ağlama. Neyin nesiymiş? Kimmiş bu herif? Kendisi özel bir şirkette çalışıyor. Ama çok iyi biri abi. İlk başlarda ben de emin değildim duygularımdan. Ama onu tanıdıkça ona olan güvenim arttı. Ne yani? Seni hiç üzmeyecek öyle mi? Galiba. Bu sefer doğru erkeği buldum abi. Bilmiyorum anne. En yakın arkadaşımın kız kardeşine aşık oldum. Hayır, daha bilmiyor. Bilmiyorum anne, ne yapacağımı bilmiyorum. Neyse tamam, kapatmak zorundayım. Tamam. Tamam anne, tamam hadi. Ne haber Umut? Senden ne haber Ömer? Vallahi bilmiyorum oğlum, iyi miyim kötü müyüm? Ne oldu? Bizim kız 3 aydır bir çocukla konuşuyormuş. Ne? Ya ben de aynen senin gibi böyle şok oldum. Ama ben sana demiştim değil mi? Bu bir işler çeviriyor, yakında kokusu çıkar diye. Çocuk bir evin tek oğluymuş. Özel bir şirkette çalışıyormuş. Babası emekli, annesi de ev hanımıymış. Thank you.
Deniz. Umut. Seninle biraz konuşabilir miyiz? Hiç vaktim yok. Hayırdır? Lütfen, çok önemli. İyi, tamam. Sahile dön. Bir yerde oturmak istemiyorum. Umut, 10 dakikadır yürüyoruz. Eğer bir şey konuşmayacaksan ben buradan ayrılayım. Bir çocukla çıkıyor musun? Evet, de bu seni niye ilgilendiriyor? Hiç anlamadın mı Deniz? Neyi? Sana aşık olduğumu. Seni ilk gördüğüm andan beri seviyorum. Ne? Ben bilmiyordum. Niye bu kadar sık size geliyorum zannediyorsun? Sırf seni görmek için aptalca bahaneler üretip duruyorum. Ben hiç üstüme alınmadım. Seni seviyorum Deniz. Seninle evlenmek istiyorum. Bu imkansız Umut. Ben başkasını seviyorum. Bana bir şans ver. Sana kendimi sevdireyim. Umut, bunlar ısmarlamayla olmaz. Eğer sana bir şey hissediyor olsam baştan hissederdim. Nereden biliyorsun? Beni hiç sevgili gözüyle görmedin ki. Evet, bak kendin de söylüyorsun. Ben sana o gözle bakmıyorum. Biz sadece arkadaşız. O adamla evlenemezsin. Kolumu acıtıyorsun. Özür dilerim. Bak Umut, çok iyi bir insansın. Ama ben Ercan'ı gerçekten seviyorum. Ve ondan vazgeçmeye de hiç niyetim yok. Onunla evleneceğim. Üzgünüm. Deniz'le arkadaşlığınızın ciddi boyutta olması benim içimi çok rahatlattı. Bu yüzden de bu konuyu hemen oğluma açmadım. Sizin de bulunduğunuz bir ortamda hep birlikte bu konuyu konuşmayı Deniz'le birlikte uygun gördük. Doğrusu Deniz, bana seninle evlenmek istediğini söylediğinde oldukça tepki gösterdim. Çünkü bana göre Deniz için ikinci bir evlilik daha çok erken. Ne diyorsun abi? Sana söz verdiğim gibi kararlarına saygı göstereceğim. Ama fikrimi de söylemek zorundayım. Endişelerinizi anlıyorum. Ayrıca biz birbirimizi seviyoruz. Ve ben ilişkiyi bu şekilde sürdürmek istemiyorum. Herhalde siz de bir abi olarak bunu istemezsiniz. Ben sadece Deniz'in ikinci bir kez üzülmesini istemiyorum. Yoksa onun evlenmesini ben de çok arzu ederim. Abi, biz Ercan'la çok mutlu olacağız. Bunu biliyorum. İnşallah Deniz. İnşallah siz mutlu olun. Ben de yanılmış olayım. Yani evlenmemize izin veriyorsunuz. Siz kararınızı vermişsiniz zaten. Bize de mutluluklar dilemekten başka bir şey düşmüyor. Doğru söylüyorsun oğlum. Teşekkür ederim. Ercan nasıl oldun? İyi bir çocuğa benziyor kızım. İnşallah bu sefer mutlu olursun. Mutlu olacağım anne, sen merak etme. Ben pastayı getireyim, sen de tabakları tamam, getir. Tamam anne. Efendim? Alo, Deniz. Ben Umut. Ne istiyorsun? Bugün söylediğim şeyi düşündün mü? Düşünecek hiçbir şey yok. Büyük bir hata yapıyorsun Deniz. Seni benden başka kimse mutlu edemez. Ben şu anda çok mutluyum. Yanımda da Ercan var. Bir daha beni arama, tamam mı? Ne yapıyorsun be kızım? Hala tabakları getirmedi. Tamam anne, getiriyorum. İşe yaramaz bir tip bekliyordum ama çocuğu gözüm tuttu. Efendi birine benziyor. Sonra terbiyeli de. Baksana, sabahtan beri ağzını bıçak açmıyorum. Ne oldu? Keyfim yok. Yoksa gene aşk acısı mı çekiyorsun? Bak, belki Deniz'in ayağı sana da uğurlu gelir. En kısa zamanda bir yüzük sana da takarız ha. İstemem. Neden lan? Daha düne kadar evlenmek için can atıyordum be. Artık istemem. Sen bilirsin oğlum. Bak, önümüzdeki hafta hiçbir yere söz verme. Bize geliyorsun, nişanımız var ha. Bu kadar çabuk mu? Ya çocuklar beklemek istemiyor. Aslında bizim de işimize geldi. Öyle şaşalı bir şey yapmayacağız. Aileler arasında nişan yüzüğü takacağız, olacak bitecek. Tamam mı? Sakın beni yalnız bırakma. Allah bana bir erkek evlat nasip etti. Şimdi de bir kız evladım oldu. Allah ikinizi de ayırmasın.
Ömür boyu mutlu olun. Canım kızım benim, bir tane. Biz kardeşimize konuştuk, karışmam yoksa. Merak etme abi, onu çok mutlu edeceğim. Baksanıza bana. Bari biriniz içeriye gidin. Millete ayıp oluyor. Deniz, hadi kızım sen git içeri. Ben bunları hallederim. Tamam. Hadi hadi. Hadi gitsin. Ömer, Umut nerede kaldı? Ya ne bileyim, geleceğim dedi ama hala yok ortada. Bir arasana sen şunu. Efendim? Alo? Neredesin bu oğlum? Yüzükler takıldı, bari pastayı kaçırma. Ben gelemiyorum abi. Ne? Acil bir işim çıktı. Kapatmak zorundayım. Tamam. Ne oldu? Gelmiyor mu? Allah Allah, hiç böyle yapmazdı bu çocuk. Gelemiyormuş, işi varmış. Neyse, hazır mı pasta? Hadi. Hazırlıyorum, hazırlıyorum. Geç kaldık zaten. Oğlum Umut'un yaptığına bir anlam veremiyordu ama ben en başından beri Umut'un Deniz'e karşı bir şeyler hissettiğini anlamıştım. Umut çok iyi bir çocuktu. Keşke kızımla olsaydı. Ama Deniz Ercan'ı sevdi ve onunla da çok mutluydu. Merhaba anne. Hoş geldin oğlum. Sonunda bizim kaçağı getirdim sana. Neler dedin oğlum, özlettim kendimi. Geç. Nasılsınız Sayın teyze? İyiyim ya sen? İyiyim. Aa, sen birazcık zayıfladın mı, bana mı öyle geliyor? Evet, biraz kilo verdim. Aman oğlum kendine dikkat et. Onun için sana getirdim ya Selim Sultan. Hmm. Senin o güzel yemeklerini yer, belki iştah birazcık açılır. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Tebrik ederim Deniz. Aha, teşekkür ederim. Ben çıkıyorum. Ercan'la buluşacağım. Görüşürüz, tamam mı? Tamam da sakın geç kalma. Bak 11'de burada ol. Tamam abi. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ya hadi geçin. Ne ayakta dikiliyorsunuz? Gelin böyle. Hadi geç geç. Geç şöyle otur oğlum. Öldüm anne ya. Çok yoruldum. Ben gene mi biri aldım? Manyak mısın oğlum sen ya? Kendine zarar vermeye mi çalışıyorsun? Bize geldiğinde de içkiliydin. Boş ver abi, hadi şerefe. Umut, neyin var oğlum senin? Yok bir şey. Ulan bana bari yapma. Ben senin bir bakışından anlarım bir derdin olduğunu. Anlarsın ha. Anlarım tabii. Oğlum, sende kesin bir dert var. Orası kesin ama ne? Anlatsam ne olur? Derdime derman olamazsın ki. Oğlum sen bir anlat. Elimizden gelen bir şeyse neden yardımcı olmuyorsun? Yok abi. Benim derdimin dermanı yok. Onun için niye çamurum canlısın? Dur bakayım. Oğlum sen yoksa aşık mısın? Allah canını almasın ya. İnsan hiç aşk için bu kadar acı çeker mi be? Allah bilir, kızın haberi bile yoktur. Var abi. Kızın haberi var. Yoksa seni mi istemiyor? İstemiyorsa bırak oğlum. Sana kız mı yok ya? Hayret bir şey. Yok. Onun gibisi yok. Ulan çok merak ettim. Kim bu kız? Ben tanır mıyım? Sana söyleyeceğim. Ama şimdi değil. Bir iki gün sonra.
İyi, öğrenelim o zaman oğlum. Seni böyle Mecnun'a çeviren kız kimmiş? Gerçekten çok merak ettim. Geç şöyle otur kızım. Bak, dinle beni. Bu Umut'un halleri pek hoşuma gitmiyor. Galiba sana aşık. Sen nereden anladın? Bakışından belli kızım. Çocuğun içi gidiyor. Doğru tahmin etmişsin anne. Bana aşık. Bunu söyledi de. Ne? Söyledi mi? Evet. Nişandan bir gün önceydi. Kapının önünde beni bekliyordu. Çok önemli bir şey söyleyeceğim deyince ben de hayır diyemedim. Beraber sahile indik, konuştuk. E'si bana aşık olduğunu, benimle evlenmek istediğini söyledi. Ben de ona bunun mümkün olmadığını, Ercan'ı sevdiğimi söyledim. Hay Allah'ım, ne yapacağız şimdi? Yapılacak bir şey yok anne. Beni unutacak. Bunun başka yolu var mı? Merhaba. Rahatsız etmezsem biraz konuşalım diyecektim. İşleri daha da zorlaştırma lütfen. Sadece yürümek istiyorum. Olmaz. Lütfen. O zaman oturup bir yerde konuşalım. Ben sana bütün söyleyeceklerimi söyledim Umut daha önce. Değişen bir şey yok. Ben sana söyleyeceklerimi söyleyemedim henüz. Lütfen. En fazla 5 dakikanı olur. Konuşmak istediğim bir şey var. Ama öyle hemen köpürmek yok, tamam mı? Hoppala. Söyle anne. Söz ver bana. Anneciğim, söz çok mu kötü bir şey bu? Şey, yok değil. Ama üzülebilirsin. Anne, bak insanı meraklandırma. Ne, Deniz ayrıldı mı yoksa? Yok canım, Allah korusun. Ne o zaman? Umut. Ne olmuş Umut'a? Umut, Deniz'e aşık. Ne? Anne, ne söylediğini kulağın duyuyor mu senin ya? Deniz'le konuşmuş. Onu sevdiğini, onunla evlenmek istediğini söylemiş. Bu nasıl olur be? Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl olursa olur işte. Gönül bu. Söz geçiremezsin ki. Şerefsize bak be! Lan desene bunca zamandır koynumda yılan beslemişim. Oğlum, çocuğun ne suçu var? Deniz'e karşı bir saygısızlık da yapmış değil. Sadece duygularını açmış. Ya, duygularını açmış ha? Gelip bana söyleseydi o zaman anne. Ona yakışanı budur. Niye kızla konuşuyor? Hem o Deniz neden gelip bize söylemiyor gerizekalı? Oğlum, ona gereken cevabı vermiş. Başkasını sevdiğini söylemiş. Daha ne yapsın ki? Ulan tevekkül değil. Adama bugün niye canın sıkkın diyorum. Adam susuyor. Cesaret yok tabii adam kardeşine aşık oldum demeye. Senin tepkini az çok kestirdiği için mecburen susmuştur oğlum. Anne, beni resmen aptal yerine koydu. Bugün bir de salak gibi kim bu kız diyorum. Ulan adam kardeşime göz koymuş be. Oğlum ne olursun sakin ol, sakin ol. Yok ya, sakin olacağım ha. Ona ben yapacağımı bilirim. Benim kız kardeşime göz koymak ha. Oğlum gel buraya. Heh. Ben bütün bunları sen olay çıkartasın diye anlatmadım. Nasıl olsa çocuk sana açılacak. Bütün bunları önceden bil, ona göre davran diye anlattım. Yok ya, bütün bunları bilirken çocuğun bir de bana açılmasını bekleyeceğim öyle mi? O Deniz'le de konuşup bu meseleyi hemen halledeceğim. Haberin olsun. Ben bunu geçmek için çok uğraştım. Ama olmuyor, beceremiyorum, unutamıyorum. Seni düşünmediğim bir an bile yok. Her dakika aklındasın. Umut, benden sana yar olmaz. Beni çıkar aklından. İnan seni böyle gördükçe gerçekten üzülüyorum ya. Sen de üzme o zaman, bırak o herifi. O herif diye bahsettiğim benim nişanlım. Ben seni onun hak ettiğinden daha çok hak ediyorum. Kimse seni benim sevdiğim kadar sevemez. Anladın mı Deniz? Kimse. Evet, bu konuşmanın bir yere gideceği yok. Ben kaçıyorum. Lütfen biraz daha otur. Bırak elimi Umut. Her seferinde aynı şeyleri konuşuyoruz. Ben olmaz diyorum, sen ısrar ediyorsun ve değişen bir şey de yok. Deniz. Deniz. Aa, merhaba canım. Merhaba. Umut, abimin arkadaşı. Tanıştırmış mıydım? Nişanlım Ercan. Merhaba. Biz de yolda karşılaştık, biraz sohbet ettik. Sohbetin bittiyse seni eve bırakayım. Gidiyordum zaten. Tamam. Tabii. Görüşürüz Umut. Kendine iyi bak. Sen de.
birlikte sinemaya gittin ya. Evet o. Ne işin var hala o adamın yanında? E dedim ya, sohbet ediyorduk. Konuşmaya ihtiyacı varmış biraz. Başka dertleşecek adam yok muymuş? Gitsin abinle konuşsun. Ben de meraklısı değilim Ercan. Kıramadım işte, ne var bunda? Ya bu kadar önemli yani senin için. Ne alakası var ya? Hemen konuyu başka yerlere saptırıyorsun. Bana bak Deniz. Eğer bir daha böyle bir şeyle karşılaşırsam sonucu çok kötü olur. Ne yani? Eski kocam gibi döver misin? Yok, ben o kadar aciz olamam. Yüzü eline verip çeker giderim. Bunun için bundan sonra attığın adımlara dikkat et. Anladın mı? Kızım insan bu kadar kapalı kutu olur mu? Neden bana bir şey söylemedin? Neden sakladın? Abi seni çok iyi tanıyorum. O zaman gidip çocuğa hesap soracaktın. Olaylar daha da büyüyecekti. Ne gerek vardı? Hem ben gerekeni söyledim ona. Ama o pek anlayamamış. Geçen gün gene bana bir şeyler zırvaladı durdu. Güya birkaç gün içinde kızın kim olduğunu söyleyecekmiş. Yani senin anlayacağın konu kapanmamış. Neden anlamak istemiyor bu herif ya? Benim ona karşı hiçbir şeyim yok. Biz onunla olsa olsa ancak arkadaş oluruz, öteye gidemez. Hem bugün aynısını söyledim gene ona. Sen bugün konuştun mu onunla yoksa? Abi gene karşıma çıktı. Konuşmak isteyince ben de hayır diyemedim. Ya kızım bana bak. Manyak mısın sen? Ters deyip gönderemedin mi be? Abi bu iş tatlılıkla bitsin istiyorum. Hem o gerçekten çok iyi bir insan. Beni de çok sevdiği belli. Bana bak. Bundan sonra o adamla muhatap olmayacaksın. Bu işi ben halledeceğim. Duydun değil mi? Neden arkamdan dolaplar çevirdin he? Neden bana yalan söyledin? Arkamdan hiç çevirmekle ne alakası var? Hem bunu sana nasıl söylerdim? Kız kardeşini seviyorum diye nasıl söylerdim? Ulan sana güvenmiştim be! Sana çok güvenmiştim! Gönlüme söz geçiremedim. Çok denedim ama olmadı. Yapamadım. Ne demek lan gönlüme söz geçiremedim? Bana bak, kız başkasını seviyor. Bu iş olmaz Umut, unut! Hem seni o bugüne kadar hep abi olarak gördü, tamam mı? Biliyorum. Daha çok kahrediyor ya beni. Bak Umut, seni severim bilirsin. Bunu bir başkası yapsaydı ağzını burnunu dağıtmıştım. Ama sen benim için bir kardeş gibisin. Onun için bu mesele hemen burada kapanacak. Denemiyor muyum zannediyorsun? Olmuyor. Ne yapayım? Unutamıyorum. Ne demek olmuyor lan? Erkek adamsın. Duygularına biraz söz geçirmesini öğreneceksin. Bana bak. Kız sana olmaz demiş, olmayacak. Bundan ötesi yok. Onun için ne beni ne başkasını daha fazla sinirlendirmeden bu işi bitir, tamam mı? O konuşmadan sonra Umut'un bu konuyu kapatıp bir daha kardeşimi rahatsız etmeyeceğini düşünmüştüm. Ama böyle olmadı. Birkaç gün sonra yine kardeşimin karşısına çıktı. Anne ben çıkıyorum. Acelen ne be kızım? Şu örtüleri bekleseydin de birlikte gitseydin. Bir an önce alayım şu örtüyü ya. Sanki kaçıyor. Satarlar matarlar anne. Aklımda kalacağına çeyizimde dursun. İyi hadi. Tamam. Tamam git. Canım benim. Hadi görüşürüz. Sakın geç kalma. Ütü bitmesine yakın gelirim ben. Hmm. Sen yine işten kaytarmak için yapıyorsun öyle anne, değil mi? Anne görüşürüz. Deli kız. Deniz lütfen bekle. Ne istiyorsun ya? Bırak artık peşimi. Benden bıktığını biliyorum. Ama son bir kez konuşalım. Bak Umut hakikaten sıkmaya başladı. Yemin ediyorum bu son konuşmamız olacak. Söz veriyorum bir daha beni hiç görmeyeceksin. Bu son konuşmamız olacak. Söz veriyor musun? Sözüm söz. Tamam. Ne söyleyeceksen söyle, çok fazla vaktim yok. Biliyor musun? Her şey daha güzel olabilirdi. Yani bu yaşananlara hiç gerek yok. Bazı şeyler kısmet işidir Umut. Ama ne, sen nedense bunu anlamak istemiyorsun. İnsan kendi kaderini kendi yaratır. İlk eşim, senin seçimindi. Eğer o seçimi yapmasaydın, belki bu kadar acı çekmezdin. Felsefe yapmayı bırak da ne söyleyeceksen söyle. Hoş, farklı bir şey duyacağımı zannetmiyorum ya. Hoşuna gidiyor değil mi? Bana hayır demene rağmen senin peşinden koşmam hoşuna gidiyor değil mi? Saçmalama. Tabii ki hoşuna gidiyor. Çünkü bu her kadının hoşuna gider. Beğenilmek her kadının gururunu okşar.
Seninki iyice saplantı haline gelmiş. Her dakika peşimdesin, kabusum oldun. Sen şimdi bu adam delirdi diye düşünüyorsun. Sadece bu kadar zayıf olman hoşuma gitmiyor. Erkek dediğin biraz güçlü olmalı. O zaman daha çok saygı duyarsın. Anlıyor musun? Yani bana saygı duymuyorsun. Öyle değil. Seni istemediğimi ilk söylediğimde eğer çekip gitseydin gözümde çok daha fazla değerim olurdu. Ama şimdi... Evet şimdi? Bak onu. Benden sana yar olmaz. O zaman niye buradasın? Bana karşı bir şey hissetmiyorsan niye buradasın? Benimle son kez konuşmak istediğin için buradayım. Bırak bu palavraları. İstemeseydin beni gönderirdin. Ben de çeker giderdim. Ama şu anda buradasın ve benimle sohbet ediyorsun. Bu ne demek? Ne demek? Sen de benden hoşlanıyorsun. Fakat bunu söyleyemiyorsun. Sen iyice kafayı yemişsin. Haklısın. Herhalde ben gerçekten kafayı yedim. Bak. Seninle oturdum sohbet ediyorum. Çünkü iyi bir insansın. Kırılmanı istemiyorum. Çok güzel ya. Önce parçalara ayır. Sonra kırılmanı istemiyorum de. Peki sen ne istiyorsun Deniz Hanım? Vazgeçilemeyen kadın olmayı mı? Yok canım, o kadar iddialı değilim. Siz kadınlar hep böylesiniz işte. Bu dünyayı erkekleri mahvetmek için gelmişsiniz. Bence sen kadın erkek ilişkilerine dair çok kitap okuyorsun. Boş ver bunları. İçinden geldiği gibi yaşa. Haklısın. Belki içimden geldiği gibi davranmadım. Mesela içimden şu anda seni öldürmek geliyor. Efendim abi. Parkta oturuyorum abi. Çok güzel bir kadınla oturuyorum. Hayır, sevgilim değil. Ben çok istiyorum ama o bir türlü kabul etmiyor. Ben de o yüzden onu şimdi öldüreceğim. Umut, delirdin mi sen? Evet, delirdim. Beni sen delirttin. Evliliğe hayır cevabı çıldırttı. Uzman çavuş, evlenme teklifini reddeden genç kızı başından vurarak öldürdü. Bir kurşun da kendi beynine sıkan çavuş, hastanede yaşamını yitirdi. Deniz Dalkılıç, 22 yaşında dul. Ömer Dalkılıç'ın kız kardeşi. Abisinin asker arkadaşı Umut Şimşek tarafından başından vurularak öldürüldü. Umut Şimşek, 27 yaşında. Aşkına karşılık vermeyen Deniz Dalkılıç'ı tek kurşunla öldürüp intihar etti. Bu ülkede bizim çevremizde yaşanmış ve bazı kahramanları aramızda olan bir gerçek kesit izlediniz.